Sence işe yarayacak mı? Çok mutlu gözüküyorlar ama. Bak bak bak. Şekerlere bak. Alamıyoruz. Artık değil. Aslında Berit'in konuştuğunu duydum. Gerçekten mi? E niye söylemedin Ateş? Ya ne bileyim. Kendi kendine konuşuyordu. Huzursuz etmek istemedim. Küçük kışın annesi küçük kuşlarının tek başına kaldığını görünce çok üzülmüş. Dur biraz onu halledeceğim. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Ne yapacaksın? Sana bunu. Ne yapacaksın? Şeker almak istiyorum şu an. Gel bakalım hazır mısın? Bir oyun oynayacağız seninle. Hazır mısın? Tamam. Bir, iki, bacakları aç. Evet. Oyunun adı Berit'in Harikalar Diyarı. Yani Prenses Berit bambaşka bir dünyada. Görüyorsun değil mi oyuncakları? Bütün oyuncakları görüyor musun? Bütün bunlar senin. Yani senin arkadaşların. Burası yepyeni bir ülke. O zaman ilk ben başlayabilir miyim? Başla. Şimdi Prenses Berit ve kardeşleri bir gün çok sıkıldıkları için saraydan çıkmışlar ve şehri gezmeye gelmişler. Ve büyük bir maceraya atılmışlar. Yani çok büyük olmasına gerek yok. Küçük de olabilir. Hadi büyük olsun. Ama bu macerada Prenses Berit saraydan hiç çıkmadığı için ilk defa yepyeni güzellikler keşfediyor. Değil mi? Bu hikayenin kötüsü nerede? Bu hikayenin kötüsü yok çünkü Prenses Berit'in dünyasında kötü bir şey yok. Ama Prenses Berit bu dünyayı o kadar sevmiş ki bu ülkeye yepyeni bir isim verecek. Ne verecekmiş? Hadi isim ver. Hadi isim ver. Ne verecek? Hadi, hadi. 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 İsmi ne olsun? İsmi ne? Çocuklar. Hoş geldin abi. Tam zamanında geldim. Niye? Niye ne oldu ki? Boş ver. Aile etkinliği varmış. Kardeşim çağırdı. Ben de geldim. Hani bu dünyada bir kötü var mı diye sormuşsun ya. Gel canım. Ya Ateş. Güzel gözüküyor. Biz küçükken sen bu Luna Park'taki oyuncaklardan falan biraz korkardın. Babam da getirmezdi bizi hatırlıyor musun? Galiba yanlış hatırlıyorsun. Babam bir aile olmak istemediği için getirmezdi bizi. Ilgaz, orada halka atma oyunu var. Gidelim mi? Hadi oynayalım. Yasko. Ateş, var mısın? Ciddi misin? Berit'ciğim. Berit'ciğim. Ateş abin seni böyle oyuncaklarla kandırdığını sanıyor ama sen inanmıyorsun herhalde değil mi böyle şeyi? Git buradan. Burası benim ülkem. Ama ben sizinle vakit geçirmeye geldim. Sen niye öyle dedin ki şimdi? Sen kardeşinin konuştuğunun bile farkında değilsin. Berit. Berit konuştun mu sen? Berit ne istiyorsa onu yapmalıyız. Hadi gel. Ben sana alıp geliyorum. Tamam. Gel. Aferin sana.
Yani güzel eğlendik. Çok da güzel eğlendik. Oh, bir de yendik. Beriz Hanım, konuşuyorsunuz. Heh, Monşer de geldi. Aa. Ne dedin ablacığım sen? Monşer. Kim öğretti sana bunu? Bana ne, söylemem. Maşeri lütfen. Ateş Bey. Efendim. Monşer. Bence bu senin başarın. Yani öyle hemen kaçmamalısın. Hatta benim aklıma şöyle güzel bir fikir geldi. Diyorum ki Berit bu kadar kendini açmışken, tam alışmışken, acaba böyle açık alanda bir film mi izlesek? Aile etkinliği gibi düşün. Bence çok daha iyi gelecek. Pardon, bunu açmam lazım. Bekliyorum. Efendim Bige. Tamam, bir dakika. Sakin ol. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Benim çıkmam lazım. Ama geri geleceksin değil mi? Geleceğim. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi be. Ya. Hadi. Hadi atarım. Hadi. Sen benim tişörtüm üzerine ne arıyorsun? Ya kalk. Atıyordum. Ya Aydos kalk. Niye tişörtüm üzerine oturuyorsun sen? Ya. Kalk. Ya ne yapıyorsun? Ya hadi be. Hey. Ya Berit yeni uyuttum. Ver şunu bana. Ver. Dokunma. Ver bana. Bırak. Hayır, o zaman buna. Hayır, Aydos. Tamam, ben stop. Dur ya, nasıl yapsın? Bir daha bu oyunu unut, tamam. Bitti bu oyun. Ya bir beni dinle. Aydos çık şuradan. Çocuklar. Dokunma. Ya İlter Bey, İlter. Ya. Olamaz. Hadi, beni bu oyunu yeter. Hadi. Hadi be. Sakın bırak şu yastığı. Bırak, sakın. Aydos. Kim? Yeter diyorum, anlasana. Şimdi. Şimdi herkes... Bir dakika. Herkes beni dinliyor. Bir beni dinler. Ben canım, bir saniye. Bir beni dinleyin. Bak Ilgaz, sen ablasın. O yüzden şu anda kardeşini anlamak zorundasın. Ya sana ne? Ver. Ya sen git Berit'le falan ilgilensene. Sen onun bakıcısı değil misin zaten? Hayır. Ben üçünüzün de bakıcısıyım. O yüzden şu anda burada dengeyi ben kurmak zorundayım. Ver. Tamam mı? Bir saniye. Anlaştık mı? Okey. Neyse. Tamam mı? Aydos bitti. Anlıyor musun beni? Artık bu oyun yok. Unut oyununu, tamam mı? Unut. Ilgaz bir saniye. Onu bana verir misin? Onu bana ver Ilgaz. Verir misin? Tamam. Önce geç otur. Önce lafımı dinleyeceksin. Tamam. Şimdi al. İstediğin gibi oyna. Nerede senin şu çok kıymetli tişörtün? Hah. Süper. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen odana gidiyorsun. Ben bunu gerekirse ütülüyorum ve senin odana gelip bırakıyorum. Anlaştık mı? Odana derken sen beni kovdun mu az önce? Hayır Ilgaz. Hayır, ben sadece şu anda kaosu yok etmeye çalışıyorum. Başından atmaya çalışmadın yani az önce. Aynen. Tamam. Gol be. Çok iyiydi. Ben ne yaptım ya? Balık uyandı, kırmızı Berit uyandı. Herkes uyandı dünyada. Kırmızı Berit uyandı, üstünü giydi. Elbisesini giydi. Ateş Leyla'yı seviyor, Leyla da ateşi seviyor. Ateş Leyla'yı seviyor. Leyla ateşi seviyor. Ateş de Leyla'yı seviyor. Leyla ateşi... Şşş, kız. Ben sana ne dedim? Bunlar bizim aramızda sır demedim mi? Hı hı. Değil mi? O yüzden kimsenin yanında böyle şarkılar söylemek yok, bunları söylemek yok. Anlaştık mı? Hı hı. Söz ver bana. Çocuk sözü. Hem de kız sözü. Çak. Evet. Tamam. Şimdi ben sana pankek yapıyorum. Hadi birlikte yapalım. Gel bakalım. Şimdi yumurtalar kırılsın. Kırdık. Ben biraz beceriksizim. Leyla, çok yumurta koydun. Biraz un koyman lazım bence. Sen çileklini seversen muzlama. Tamam. Yumurtayı bıraktım. Ne koyalım? Un. Tamam, unu koyuyorum. Koydum. Süt. Hadi koy. Tamam, bu yeter. Evet. Hadi.
Aferin sana. Bir gün pide fırında yapar mıyız Leyla? Yaparız. Yaparız tabii ki ama onun adı petifür değil. Onun adı profiterol. Yani bilmiyorum yapmayı ama denerim. Yaparım sana. Trifol değil o. Sen yanlış biliyorsun. Allah'ım tamam ben yanlış biliyorum. Günaydın. Günaydın. Ateş. Ne haber? Biz Leyla'ya petifür yapacağız biliyor musun? Ha öyle mi? En sevdiğim. Ateş sen çok mu erken kalktın? Sabah sabah nereye gittin? Ay sen yani bir konuşmaya başladın, biri konuşuyorsun. Pırt mı demek istedin? Ben pırt yapmadım ki. Yok. Beritciğim, biliyor musun? Ateş abin bazen geceleri hiç uyuyamaz. O yüzden sabahları kalkmasına da gerek kalmaz. Şey gibi düşün, vampir. Sen bana laf mı soktun? Galiba. Ilgaz ablam gibi trip attı sana. Aferin ya sana. Bak sen beni ne güzel anlıyorsun Çak. Demek ki neymiş? Anlamak isteyen istese anlayabilirmiş. Belli ki Leyla ablamız biraz gergin. Siz benimle mi konuşuyorsunuz? Yoksa birbirinizle mi? Kafam karışıyor. Ha yok kafan karışmasın. Şey şöyle evet, birbirimizle evet. Konuşuyoruz. Evet biz birbirimizle konuşuyoruz. Aynen. Hatta şöyle yapalım. Beritciğim gel sen canım. Şimdi sen sofraya git tamam mı? Ben de o sırada pankek yapayım. Hem de Ateş abinle biz birbirimizle konuşalım tamam mı? Beni bekle ben geleceğim. Biz de konuşalım. Sen bana kızgın mısın? Ben mi? Ha. Yok canım ben sana niye kızgın olayım ki? Çünkü sonuçta sen dün keyif çatarken ben burada çocuklarla uğraştım değil mi? Mesela hiçbir şeyden haberin yok. Mesela Ilgaz Aydos'un kafasına bir şeyler fırlattı. Sonra geldi Aydos Ilgaz'ın tişörtünü yırttı. Berit zaten uyuyamadı ama ben bunlarla uğraştım. Sen o sırada neredeydin? Ben niye kızayım ki? Yani çünkü ben kimim ki? Yani çocuklara ben mi bakacaktım anlamadım yani. Günün sonunda sen bu evin... Çok doğru. Ben bu evin bakıcısıyım. Ben işim yapmalıyım değil mi? Öyle. Ben kimim? Ben kimim? Ben onu biliyorum da. Acaba Bilge kim? Arkadaşım. Sadece arkadaşım. Ben onun sesini söyledim ya. Hala söylüyorum. Evet. Sen ne yaptığını biliyor musun? Biliyorum. Senin çocuklarla mutfağı nasıl dağıttığını da çok iyi biliyorum. Bana hepsini anlattılar canım. Sen merak etme. Tamam. Ama şey, Ilgaz vegan. Yani yumurta yiyemez. Tabii canım. Yani ben kimim ki? Ben veganlık ne anlarım? Ben sonuçta Bilge değilim. Ben Leyla'yım. Ben ne anlarım canım ben? İlçen, neden sana monşer diyorlar? Monşer ne demek? Berit Hanım hiç bilmiyorum fakat bana monşer diyeni bir elime geçirirsem kulaklarını çekeceğim. Bence sen çalışmak için çok yaşlısın. Çünkü yakın zamanda gideceksin. Fakat Berit Hanım sizin hiç ayarınız yok. Yani ya tamamen susuyorsunuz ya da çok konuşuyorsunuz. Ne yaptın? Leyla'yla konuştun mu? Beşinci aşamaya geçmiş mi geçmemiş mi? Ne diyorsun Yakup abi? Monşer duyacak. Yo yo. Tıkaç tıkadı kulağına duymaz olursun. Kaç yaşındasın sen monşer? Oyun oynayalım mı? Ateşi dızlıklamaya kaç adım kadı onu söyleyin bana ya. Vallahi geçti beşinci aşamaya da. Yok abi olmuyor. Adamın gönlü kaymıyor. Yani bu bilmiyorum. Bu ateş bu kızı yakacak gibi. Nasıl yakacak ya? Bu böyle olmayacak. Efendim İlter. Ha, Ateş Bey eve geliyorsunuz değil mi? Evet ne oldu? Efendim aslında eve geldiğinizde de konuşabilirdik ama... Ilgaz Hanım bir kaza yapmış yanında Barış Bey de varmış. Nasıl? İyi mi? Efendim hiç telaşa mahal yok. Küçük bir kaza sadece bir çizik. Kimsede hiçbir şey yok. Ilgaz Hanım dün gece garajda... Araba kullanmayı öğrenirken olmuş. Peki tamam. Tamam dün gece oldu ve benim şimdi mi haberim oluyor bundan? Efendim ben de yeni öğrendim. Ayrıca siz dün gece evde yoktunuz. Sen mi trip atacaksın şimdi bana? Efendim bendeniz trip atmam direktman söylerim. Peki tamam geliyorum. Bu arada Ilgaz'ın ehliyeti falan yok mu yani anlamadım ne demek öğreniyor? Hayır efendim yaşı da olmadı da. Doğru tamam okey. Tamam geliyorum. Siz de araba kullanıyorsunuz lütfen dikkatli olunuz Ateş Bey. Tamam sağ ol İlter sağ ol.
Hop, geç şöyle. Evet. Evet. Ateş Bey, ben neden buradayım anlamadım. Ha, anlamadın mı? Sen Ilgaz'ın yanında değil miydin kaza yaptığında? Ben söyledim. Sen mi söyledin? Hı hı. Sen nereden gördün ablacığım? Aydos, Leyla'ya aşk mektubu yazarken ben onları gördüm. Berit, ne alaka aşk mektubu falan? Ablacığım, sen sussan mı yine acaba? Hı? Ya siz de bir konuş diyorsunuz, bir sus diyorsunuz. Kafam karışıyor işte. Haklısın. Bu arada yani her şey benim suçum. Hı hı. Evet, Barış yanımdaydı ama onun gerçekten bir suçu yok. Vallahi bile yok Ateş Bey. Ama Ilgaz da gergindi. Yani azıcık bastı ve araba hiç beklemiyorduk yani. Değil mi? Evet. Tamam, anladım. Barış, gidebilirsin. Ben de hemen şöyle efendim. İlter ne yapıyorsun? Efendim, arz etmiştim avukat bey için. Şu an sence bir mutlu aile tablosu var mı? Evet, bakıyorum. Evet. Evet, ben daha mutlu bir anda tekrar. Ne oluyoruz ya? Yani gerçekten ne oluyoruz ya? Yapmayın ya. Ben yokken neden kıyameti koparıyorsunuz? Ne yapmışız, ne olmuş? Ne demek ne yapmışsınız, ne olmuş? Ya bak, ben şunu anlamıyorum. Hani sen güya araba kullanacak yaşa geldin ya. O zaman kardeşinle kavga edecek yaşı geçmedin mi? Leyla şikayet etti mi? O bizi şikayet edecek, kendi işlerini yapsın bence. Kendi görevlerini yerine getirsin. İşi bu Ilgaz, işi bu. Ve siz de onu dinleyeceksiniz. Bakıcımızın sözünü demek istedim. Ben zaten dinliyorum, hiç problem yok. Gıcık. Ne dedin buydum? Sensin gıcık. Konuşma. Hiç susun. Bak, niye yapıyorsun bunu ya? Uzatma. Bak ne güzel. Örnek alın ya. Ve bir de Leyla bakıcıysa saygısızlık da yapamazsın. Böyle. Kendi evimizde bile rahat yok ya. Bu ne ya? Leyla'nın bakıcımız olması bize karışabileceği anlamına gelmiyor, tamam mı? Yeni kural koyuyorum. Anlaşıldı mı? Eğer yaşına uygun olmayan veya herhangi birinizin hayatını tehlikeye sokacak ne varsa Leyla karışıyor. Karışabilir. Bitti. Sen istediğini yapıyorsun ama bize gelince sürekli yeni kurallar. Bu ne ya? Ya neyi anlamıyorsun Ilgaz? Tamam, anlaman için odana git. Ve ağlaya ağlaya günlüğüne yazacaksın. Sus ya. Sen de odana git. Git. Yeter ya. Küçük, sen de. Ben sizde gireceğim. Nereye? Siz Leyla'yla dışarı çıkacaksınız. Onu söyleme. Onu söyleme. Onu, tamam mı? Evet, çıkacağım ama onu hiç söyleme. Söz mü? Hiç söylemeyeceksin. Tamam. Çak. Tamam. Ben de sana söz veriyorum. Ben seni dışarı çıkaracağım, tamam mı? Dondurma da yiyeceğiz. Ama hiçbir şey söyleme. Tamam. Tamam. Harikasın. Hadi git. İyi geceler sevgilim. Islat babeni, yeni banyo yaptım. Çok özür dilerim. O zaman uyuyalım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Mis gibi kokuyorsun.
küçük prenses. Hadi uyuyalım. Döndüm arkama baktım, birden yemeğimi yedim. Sonra saate baktım, saat 3:05. Günaydın. Oo. Şarkı söylemek için sence de biraz erken değil mi saat? Sen ben ne yapayım? Hadi kalk, sana çay demledim. Benim sabah çayım hazırmış demek ki ben hemen geldim. Günaydın köy yumurtası. Kelebeğin ömrünü hatırlatmak istedim. Ay kaostan mı besleniyorum ne? Köy yumurtası ne ya? Evet, yumurta asladım. Ben yumurta yemesem olur mu? Sadece çay da yeterli bana. Evet. Aydos Bey. Hadi artık kalkın, kahvaltı hazır. Vakil çay gerçekten karnım ağrıyor. Bak ciddi bir şey olabilir. O zaman sizi bir hastaneye götürelim. Yok yok, hastane falan olmaz. Biliyorsun benim hastane fobim var. Ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Mendili eline, mendil verdim cebine. Kara kına yollamış yar benim elle. Allah Allah ya. Kız. Bu ne enerji ya? Ne oluyor ya? Hayır, bu stresi bir tek ben mi yaşıyorum? Bu ne keyif, pardon? Aa, öyle şey olur mu aşkım? Biz artık keyif alma aşamasına geçtik. Zevk alıyoruz. Hadi otur. Otur, bak ben ne buldum. Bak bembeyaz, bak ipek gibi köy yumurtası. Tavuğun altından aldım kız. Bak daha üstünde duruyor. İstemem. İstemem canım. Ne oluyor be? Alerjim var. Allah Allah, alerjisi tuttu. Sen seviyorsun diye aldık. Sevmiyorum artık, tamam mı? Ya ne oluyor? Bana bak. Sizi Füsun mu yolladı benim yanıma? Benle uğraşın diye sabah sabah. Ha, para falan mı aldınız siz? Yani Füsun'un yollamasına gerek yok. Çünkü hepimizin kaderi onun iki dudağının arasında. Yani ne yapacağım? Zevk alacağım. Aynen öyle. Hayır, ben bütün gece stresten uyuyamadım. Yalan söyleme, ben uyandırdım seni. Aa, kız şam şeytanı. Sen her yerde laf mı dinliyorsun kız? Meryem Hanım. Tamam canım. Haydi bu Füsun var ya, ajan falan. Bu al burada yapılmışı var yani, kendisi var maşallah. Yani. Berit'ciğim. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen kahvaltı masasına git. Ablanla abin de birazdan gelecek zaten, anlaştık mı? Monşer de gelecek mi? Gelir, monşer de gelir. Hadi koş bakayım. Hadi ama düşme. Domatesini de al.